Kıymetli arkadaşlarım, biliyorsunuz geçen hafta bu olay burada yaşandı. Arkadaşlarımız çok yoğun bir gayretle bir hafta içerisinde servis yolunu oluşturdular. Yarın akşama doğru inşallah burası hizmete açılacak. Vatandaşlarımız yani dört dörtlük olmasa da buradaki yolun birebir aradaki şu 280 metrelik kısmını gördüğünüz gibi yapmışlar ama burada alelade bir servis yolu yok arkadaşlar. Burada dolgusu, temeli çok sağlam bir şekilde oluşturuldu. İnşallah buradaki trafik akışını tabi işaretlemelerini de yaparak herhangi bir kaza sebebiyet vermeyecek şekilde gerekli önlemleri aldırıp yarın akşamdan itibaren burada geçiş sağlatacağız. Efendim şu anda bu yolun Heyelan bölgesinden olmasından sonra eski Düzce Karayolu denilen bir yolumuz var. Derede bir köyün içinden geçiyor, Kestane Bayırı'na bağlanıyor. Böyle bir vakalarda, böyle bir heyelanlarda bu servis yolu olarak kullanılan yolla ilgili ne tasarruf var, ne çalışma var, ne yapılacak efendim? Orada da karayolu ekiplerimiz, arkadaşlarımız oranın da bakımlarını yapıyorlar. Evet. Böyle acil durumlarda kullanılmak üzere tamiratlarını yapıyorlar, dolgularını yapıyorlar. Orada da herhangi bir trafik akışı sırasında kaza olmaması için ellerinden gelen gayreti, çabayı gösteriyorlar. Bize de sürekli bilgi veriyorlar. Çalışmalarına devam ediyorlar. Efendim bu son olarak da bu Düzce'de kırmızı alan ilan edildik. Sizler de mülki idare yetkilileriyle sürekli insanları uyarıyorsunuz. Bu yol harekete geçtikten sonra yine sirkülasyon yine başlayacak. Siz bu konuda Düzcelilere koronavirüs tedbirlerinin noktasındaki değerlendirmenize uyuyor muyuz? Uymuyorsak ne yapmalıyız? Yani şunu söyleyeyim, biz şimdi insanlar ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Ama biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. Sonuçlarımız ortada. Dediğim gibi geçen haftalara göre maalesef Düzce'de de artış oldu. Sadece bu yola bağlamamak gerekiyor. Bu yolla şey değil, insanların bir ortamda alacakları tedbirle alakalı şeyler bunlar. Aldıkları tedbire göre bu hastalığa yakalanma oranı da düşüyor. Ne kadar çok tedbir alırsanız o kadar az bu hastalığa yakalanırsınız. Vatandaşlarımızın bu konuda hala dikkat etmesi gerektiğini hatırlatmak istiyorum. En son haberlerden haberdar olmak için Akçakoca Haber video kanalımıza abone olmayı unutmayın.